Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe haberlerimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. 5 yıldızlı armamızı kullandığımız günden bu yana diğer takım taraftarlarından büyük tepkiler alıyoruz. Sizler kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. O yüzden Tümen abiden bir maç yorumu rica edeyim. Futbolda bazı parametreler var. Benim yorumlarıma çok sıkça rastlayan, hatta yorumlarken çok öngörülerimi, maçı izlediğimdeki yorumlarımı bu parametreler doğrultusunda birbiriyle örtüştürmeye çalışırım. Bunlardan bir tanesi zemin. Futbolun olmazsa olmaz en önemli unsurlarından bir tanesi. İyi zemin, devamlı söylediğimiz şey bu. Bugün tamam, yani zemin, çim kalitesi ve çimin oyuna etkisi tartışılmaz. Rize'de hep güzeldir o. Hı hı. Ama yağmur zemini doğal olarak çok etkiledi. Hiç durmadı bir kere. Ya maç başlarken, ısınırken oyuncuları gösteriyordu. Maçın bitiştiğinde hala aynı şiddetle yağan bir yağmur. Tipik Rize havası. Biliriz oraları da. Dolayısıyla maç böyle ısınırken şunu söylemek zorundasın. Teknik adamlar, futbolcular bunu çok öngörerek maça o şekilde yoğunlaşmaları lazım. Bu maç bu zemine göre oynanacak. Rakibe göre değil, zemine göre oynayacaksın. Bazı maçları rakibe göre kazanırsın. Bazı maçları futbolcu kendi inisiyatifiyle kazanır. Bazen teknik adam mahareti gerekebilir. Bazen de zemine göre oynarsın. Hatta bugün öncelik zemine göre oynamak. Benim hiç şansım yoktu bu tip zeminlerde. Hocalar çok sıcak yaklaşmazdı bana. Yani başlamazlar, atmazlar sahaya, zemin böyleyken daha çok güçlü, dirayetli, mücadele eden oyuncuları tercih ederler. Özellikle de bizim zamanımızda yaş aralığımızın yakın tutan hocalardan bahsediyorum. Onlar biraz daha bu şekilde yaklaşıyorlar. Kendince haklılık payları var. Özellikle kazanan üzerinden devam edeceksek, İsmail Hoca bu akşamın kazananı. Geçen hafta ne kadar eleştirdiysek, ıslak zemine adaptasyonu ikinci yarı çok doğru yaptı İsmail Hoca. Bazen yanlıştan dönmek de maharettir. Şimdi bunu neden söylüyorum? Sen Antalya'da kazandın ama oyunun belli defoları vardı. O günün şartlarında, o kötü zeminde kazanmak son derece kıymetliydi. Geldin içeride Alanya'ya 2 puan. Antalya'da kazandın. Aynı 11 ile Alanya maçına çıktın. Geldin içeride Alanya'ya puan kaybettin. Ferdi Osterwolde yer değişikliği. Osterwolde'yi sağ attın. Mert'e dokundun. Yine aynı 11 ile çıktın. Şimdi soralım. Kazanan takım bozulmaz diyoruz. Yani bu bir ritüel gibi devam ediyor. Peki kaybeden takım bozulur mu? Puan kaybeden takım. Okay. Doğal olarak Barış Hoca'nın anlattığı yere geleceğim. Oyuncu soyunma odasında da, hafta başı antrenmanında da takım puan kaybetmişse forma şansı bulabilmek için kendini yeniden motive eder. Acaba bir dokunuş olur mu diye. Hoca devam ettiği dakika, şimdi o zaman benim kritik sorun geliyor. Tamam mı? Siz 2 puanı Alanya'ya bırakmışken bir tek Osterwolde'yi sola, Ferdi'yi sağ attınız. Neden? Oyunun mu ihtiyacı vardı yoksa zemine göre bir tercih yaptınız? Güçlü bir Osterwolde, güçlü bir Ferdi. Ben bir defansif olarak doğru durayım, fiziki kalitem iyi olsun tercihi miydi bu? Bence İsmail Hoca fizik kalitesini düşünerek böyle bir tercih yaptı. Doğru mudur? Doğrudur. Bu zemin için kesinlikle doğrudur. Oyundan istediğini alamadığın dakika mecbur öne dokundun. Öne dokunurken ne yaptı? Tercihler tartışılabilir. Maçın ikinci yarısı siz yayın yaptınız. Ben içeride izliyordum. Ve 3 oyuncu değişikliği ekrana geldi. Sizin daha yayınınız bitmemişti. Dedim ki Serdar Dursun mu? Mert Hakan mı? Değişik. 6 aydır oynamamış Mert Hakan. 11 oynamamış. Çok uzun zamandır takımın içinde olmayan Serdar Dursun. İsmail Hoca yine bir kumarın peşinde. Yine bir şey. Ama bazen hocalar bizden farklı düşünebilirler. İsmail Hoca bu akşamın kazananıdır. Tıpkı Alanya maçının kaybedeni olduğu gibi. Samsun maçındaki 3 radikal değişiklik nasıl fayda sağlamadıysa, bu akşamki 3 radikal değişiklik, 3 radikal değişiklik. İsmail Hoca bence bu akşam direkten döndü. Bak, İsmail Hoca rüştünü ispat etti demiyorum. İsmail Hoca'nın yaptığı büyük risk barındırıyordu ama direkten döndü. İsmail Hoca'nın bu akşam oynadığı, yaptığı değişiklikler, kafasında oynadığı, kurguladığı oyun sonuç olarak yansımasa İsmail Hoca'nın işi çok zordu.
Orası bir net. Ama futbolda bu var. Serdar Dursun ilk golde var. İyi de oynadı. Allah'a var. Maçın ikinci yarısı. Hem savunma aksiyonu hem takıma olan katkısı hem golde var hem pozisyonda var. İyi de oynadı. Mert Hakan iyi oynayanlardan bir tanesi ikinci yarı. Savunmaya çok yardım etti. Oyun bozdu. Zemine göre doğru oynadı. Asiste var. İrfan Can Kahveci bir gol bir asist. Bence maçın 90 dakika oynayan Tadic'inden daha da önde yıldız pozisyonunda. 90 dakika oynayan Tadic'den. Şimdi bazen yanlıştan dönmek teknik direktörlük maharetinden sayılabilir. O yüzden senin sorun vuku buluyor. Başladığın 11 yanlış demek bu. Ama maça bu 11'le başlasaydın İsmail Hoca yine eleştirilebilirdi. Bazen kafada bu tür oyunları, maçın bütün senaryosunu oynayabiliyor. Muhtemelen oradan demir vuracak İsmail Hoca. Maçlar futbolcularla kazanılır. Bugün 3 oyuna giren oyuncu skora, oyuna %100 derecede etki etmiştir. Peki Şimanski'nin formsuzluğu haftalardır bağırıyor. Kurun için etkisizliği haftalardır bağırıyor. Tabii ki giren çıkan dengesini değerlendirirken hocayı terazinin bir tarafına koyuyoruz. Hoca üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Ama oyuncular da kendilerine bir çek düzen vermek zorunda. Şimdi Mert Hakan daha yakın Şimanski'den formaya. Serdar Dursun daha yakın Batshuayi'den formaya. Şimdi ben hak edişe bakarım. Ligin en zor deplasmanı, özür dilerim, ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi, ligin en zor deplasmanına dönüştü bu zeminle. Doğru. Çok kolay bir şey değil bu. Üstüne üstlük 1-0 geriden dönmek bu zeminde çok daha zor. İkinci yarı şartlara, havaya, zemine ve rakibe göre çok doğru oynadı Fenerbahçe. Doğru idare etti İsmail Hoca. O yüzden önce baklavanın ortasındaki o eşsiz yeri İsmail Hoca'ya verelim. Pastadan büyük payı. Bu akşam İsmail Hoca kazanmıştır maçı. Ama öyle ama böyle. Bu işin içinde kumar var. Ben teknik adamlık yapmadım. Yapan hocamız Baliç Hoca, zaman zaman kumar oynaman gerekebilir. Aynen. Yani bazen fazla risk alman gerekebilir. Bazen şapkadan tavşana müracaat edersin. Ama yarışın içinde bunlar var. O yüzden bu akşamın kazananı İsmail Hoca. Güç tercihi önemliydi sahada. İkinci yarı yapılan değişikliklerle. İrfan Can Cengiz'den daha güçlü. Evet. İrfan Can Cengiz'den fiziki olarak daha iyi durumda. Tamam mı? Serdar Dursun Şimanski'den daha güçlü. Mert Hakan da bu ligi kurun işten daha iyi biliyor. Şartlara göre, duruma göre. Ve İsmail Yüksek'te çok direnç koydular ikinci yarı. Oyunun değişmesinde. Sizin maçın başında Osterwold'e Ferdi değişikliğiniz, iki kanadı güçten sebepte sizi ikinci yarıda farka götüren şey güçle yaptığınız işti. O yüzden bu akşamın kazananı İsmail Hoca. Ve Fenerbahçe çok kritik bir 3 puanla döndü. Çok kritik. Bu akşam kırılabilirsin. Maçı mağlup bitirsen Ankara Gücü galibiyetiyle Galatasaray puan farkı 5. Ondan sonra başka bir şeyi okuman gerekebilir. Çok kritik bir 3 puan. Çok kritik bir zeminde alınan 3 puan. Sezonun 3. defa bu ifadeyi kullanıyorum. Fenerbahçe Fred ve 3 tane eksiğiyle Hatay deplasmanında, özür dilerim, Adana Demir deplasmanında beraberlikle döndüğünde Galatasaray bir gün önce Hatay'da kaybetmişti Hatayspor'a. Bu şartlar altında buradan alınan bir puan daha yarış uzunken bence kıymetli demiştim. Antalya deplasmanı bu zeminde ligin en dirençli takımlarından bir tanesine karşı alınan 3 puan bu kritik kırajda son derece önemli demiştim. Bugün bir tanesini daha ekledi zincire.